Arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, bugün Bursa'mızda yine güzel bir hava var. Bugün tandem uçuş yapmayacağım. Single, tek başıma uçacağım. Çünkü bir bakım yapacağım motora uçarken. Tabii havada bakım yapacağız uçarken derken, böyle anahtar elimizde bir şeyler söküp takmayacağız. O anlamda söylemiyorum. Bugün arkadaşlar yakıt sistemine bir temizlik yapacağız. Biliyorsunuz benzinli veya dizel araçlara göre enjektör bakım sıvısı var. Würth markanın, depoya boşaltıyorsunuz. Bu daha sonra yanarken güçlü bir yanma meydana getirerek yanma sisteminde oluşan tortuları temizliyor. Bu neleri temizliyor? Yani adı üstünde enjektör temizleyicisi diye yazıyor ama sadece enjektörü temizlemekle kalmıyor arkadaşlar. Full depoya döküyoruz veya yarım depoysa ona göre orantılı döküyoruz. İki ayrı ambalajda satılıyor. Biri 150 mg, biri 300 mg. Şimdi 150 mg deposu 30-40 litre olan araçlarda kullanılıyor. 300 mg ambalajda satılanda deposu 60 litre ve üzeri olan daha büyük araçlarda kullanılıyor. Bunun benzinli içini var, bir de dizel için olanı var. Şu an bizimkine benzinli olanı aldık ve bizim depomuz ufak olduğu için arkadaşlar, biz şu an 10 litre benzin koyduk. Ne dedik? 150 mg 40 litrelik, 30 ila 40 litre depo arası kullanılıyor. Biz şu an depomuzda 10 litre var. Bizim depomuz zaten biliyorsunuz 16 litre. Tam fullesek bile 16 litre. Dolayısıyla biz sıvının tamamını boşaltmadık. Yani ne dedik? 40 litre, 150 mg 40 litrelik benzin deposuna boşaltıyor. Tabi benzin 40 litre olmak şartıyla. Bizde şu an depomuzda 10 litre var. Biz bu 150 mg'ın 4'te 1'ini kullandık arkadaşlar, boşalttık. Ve bizim depomuz normalde 2 saat havada uçmamıza yetiyor. Biz bugün 1 saat uçacağız. Yani bu da şu anlama geliyor. Evet, bir yakıt sisteminde temizlik olacak. Ama bu bayanların tabiriyle böyle dip bucak temizlik olmayacak. Yani belki tortuların kabası üzerinden bir kısmı temizlenmiş olacak arkadaşlar. Bunu genelde yerde çalıştırarak yapmak çok doğru değil. Bir saat boyunca yerde çalıştıramazsanız makineyi. Dolayısıyla uçarak yapacağız. Bu arada bu sıvının motora çalışmasına hiçbir zararı yok arkadaşlar. Yani çok fazlası zararı var yalnız. Hani atıyorum bütün ambalajı boş depo değil de yarım depoya, full depo değil de yarım depoya boşaltırsınız. O zaman tabi faydası olduğu kadar zararı da olur. Yani parçalarda bir korozyon aşınma meydana getirir çok fazlası. O yüzden orana çok dikkat edin. Çok dikkat etmek gerekiyor daha doğrusu. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli söyleyeceğim. Bu enjektör temizleyicisi sadece 4 zamanlı motorlar için arkadaşlar. Bakın, paramotor pilotları dikkat etsin. Sakın paramotoruna 2 zamanlı motorlara koymasın. 2 zamanlı motora koyarsanız motoru alırsınız elinize. Çünkü bu enjektör temizleyicisi özellikle 4 zamanlı motorlar için tasarlanmış. Şimdi ilk başta da dediğim gibi enjektör temizleyicisi diye isimlendirilmiş ama bu sadece enjektörü temizlemiyor. Bakın, depoya döktüğünüz andan itibaren deponun içinde pislikleri yok ediyor, imha ediyor. Oradan yakıt sistemindeki oluşan tortuları hepsini yok ediyor. Oradan geliyor, siboplardan geçiyor. Piston üzerinde, piston etrafında oluşan tortuları yakıyor. Yakarak yok ediyor zaten yüksek ısıda. Tabi çözünürlük de var onda, biraz da çözünürlük oluşturuyor ve böylece kısmen yakıyor, kısmen de atıyor egzozlar, öyle söyleyeyim. Yani sakın ola iki zamanlı motorlarınıza koymayın, bunu söylüyorum. İki zamanlı motorlar için değil, bu 4 zamanlı enjektörlü motorlar için. Bizim de motorumuz bildiğiniz gibi
4 zamanlı çift yakıt sistemine sahip, hem benzin hem LPG tankı. İşte LPG regülatörü burada. Enjektörler burada arkadaşlar. Şu an belki göremezsiniz. Yani çok orası yoğun, böyle bir kalabalık, enjektörleri göremezsiniz. Karbüratörlü bir motor değil bu, biliyorsunuz. Honda'nın en uzun ömürlü Honda Silverwing 600 cc bir makine, biliyorsunuz. Bu enjektörlü bir motor olduğu için bunda bu temizlik yapılabilir. Ama dediğim gibi dozu aşılmamak şartıyla. Ne dedik? 150 mg'lık ambalajdan aldım. Bu 150 mg ambalajının da 1/4 birini kullandım arkadaşlar. 10 litre benzine. Dolayısıyla benim bugün temizliğim biraz üstün körü bir temizlik olmuş olacak. Ama temizlik temizliktir sonuçta. Evet arkadaşlar, bunu bildirmek istedim. Şimdi kalkıyoruz. Burada Bursa'da bizim Dosap bölgesinde tarlalar üzerinde alçak uçuş yapacağız. İrtifa yapmayacağız. Alçak uçuş. Maksat motorun çalışsın. Biraz yüksek devirlerde çalışması gerekiyor. Evet, şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz ve hemen kalkıyoruz arkadaşlar. İndik. Evet, uçuşumuz 1 saat sürdü. Evet, sanırım motor yakıt sistemine üstün körü bir temizlik oldu. Tabii 1 saat belki tam %100 yeterli değil ama kısmen yakıt sistemindeki tortuların büyük bir miktarını motor attı egzozdan. Evet arkadaşlar, bugünkü uçuşumuz böyleydi. Single temizlik uçuşu diyorum ben buna. Evet, bir başka uçuşta görüşmek üzere, hoşça kalın.